Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere telefondan basit bir şekilde çekilmiş düz bu fotoğrafı, alan derinliği ve birkaç efektle birlikte DSLR makineden çekilmiş gibi editlemeyi gösteren bir çalışma yapacağım. Bu şekilde telefonla çekilmiş fotoğraflarınız veya portre modu olmayan telefonlarınızda bu programı kullanarak güzel bir şekilde daha güzel gözlere hitap eden bir fotoğraf çekebilirsiniz veya editleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk önce elimizde alan derinliği olmayan bir fotoğraf bulmamız lazım. Onunla Instagram'a giriyorum. Instagram'da C etiketiyle birkaç fotoğraf bulacağım. Arka taraf portre olması lazım. Şu biraz uygun gibi. Bunun bir tane ekran görüntüsünü alalım. Ondan sonra birkaç tane daha bulmaya çalışalım. Daha güzel olabilir. Arka tarafı bulanık olmaması gerekiyor çünkü size onu öğreteceğim, göstereceğim. Arıyorum şu an, bakalım düzgün bir fotoğraf var mı elimizde. Çok fazla karanlık. Bu da çok fazla. Yani olabildiğince nesne az olursa fotoğraf her zaman daha güzel olur. Bu tek bir çalışma için değil. Buna bakalım. Bu biraz bulanık. Arka tarafı portre modu çekilmiş olabilir. Yine bakıyoruz. Şöyle Blue Sea diyelim, bakalım başka etiketlerde neler var. Şöyle yapalım. İnsan fotoğrafı lazım dediğim gibi. Şöyle bakalım. Şu fotoğraf alan derinliği var. Kötü. Şöyle en yeni dediğimiz zaman bakıyorum yine. Sizin de elinizdeki fotoğrafın nasıl olacağını anlatmak için şu an araştırıyorum. Normalde video öncesinde bulup gösterirdim. Bakıyoruz yine. Nedense bir tane düzgün bir fotoğraf bulamadım. Şöyle burada en yeni diyelim. Bulamazsam eğer az önceki fotoğraf ile tahminimce başlayacağız. Cidden bir tane bile istediğimiz stars fotoğraf bulamadım. Hayretler içindeyim şu an. Bakıyoruz yine. Şu nasılmış? Çok fazla bulanık ve dandik bir fotoğraf. Sanırım şu fotoğraf bir tık iyi olabilir. Detaylı bakalım, evet. Bu olabilir. Bunu aldık. Elimizde gereken program bize PicsArt. Bunu Google Play'den yani iOS Store'dan indirebilirsiniz ücretsiz olarak. Ancak uygulama için bazı özelliklere sahip olmanız için para ödemeniz gerekiyor. Ancak bugün yapacağımız işlemde herhangi bir premium uygulama özelliği gerekmiyor. Bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. İndirdikten sonra PicsArt'a giriyoruz. İlk önce ilk yapmanız gerekiyor. Bir üyelik ekranı karşılaştıracak. Bunu yanlış anlamayın, paralı değil. Direkt e-posta adresinizle birlikte yollayabiliyorsunuz. Ondan sonra ortada bulunan artı butonuna bastığımız zaman burada az önce aldığımız ekran görüntülerin ikisi de burada. İlk önce şunu bir deneyelim. Tabii ki reklam atıyor. Ücretsiz olduğu için reklamı çarpıyla geçelim. Şimdi ilk önce güzel görünmesi için bir kırpalım fotoğrafımızı. Şu şekilde fotoğrafın olduğu yerlere. Ben de sanırım olmuştu. Evet. Şu an ham bir şekilde elimizde fotoğraf var. İlk önce yapmamız gereken arka tarafı alan derinliği vermemiz için tilt shift seçeneğinden arka tarafı veya fotoğrafın her yerini bulanıklaştırmak. Çok fazla olmayacak bu. İlk önce miktarını şuradan 7 veya fotoğrafa göre değişebilir. 6 iyidir. Ondan sonra şu arada gördüğünüz çizgili çizgiler, bunu en kısaya getiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu tarafı bakın, çift elinizle iki parmağınıza baş parmaklarınıza dokunduğunuz zaman bunu istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. Bunu aşağı doğru çekin. En dibe götürebildiğiniz kadar. Fotoğraftan en uzak şekilde götürdük. Sadece alt tarafta minnak küçücük bir yer kaldı. Bunu da götüreceğiz birazdan. Şu şekilde bir şey yaptığınız zaman
Çok fazla göze hitap etmiyor. Önemli değil. Ondan sonra silgi tarafına bastığımız zaman üstte görünen basıyoruz silgiye. Burada yapay zeka otomatik olarak insanı algılayabiliyor. Bunun için ortada bulunan kişi butonuna basıyoruz. Bakın yapay zeka şimdi kendi bulacak. Evet seçti. İlla ki birkaç hata yapabiliyor. Bunu elle de düzeltebilirsiniz. Şimdi bakın burayı fazla kesmiş. Burayı bulanıklaştıralım. Şöyle alalım oraları. Şuradan kalemle ekleyelim bulanıklaşmayı. Bakalım bulanıklaşma eklemiş mi? Eklemediği yerler sanırım yok. Bir de şu çanta tarafını silsek yeterli. Şu şekilde parmağınıza dokunarak buradan isterseniz boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde siliyorum çantanın içini ki fotoğrafı bozmasın. Yakın çok fazla detaya gerek yok. Bir de fotoğraf kötü kalitede olduğu için çok fazla uğraşmayacağım. Yine bakalım. Sanırım yeterli. Az önce yaptığım bozuldu bir dakika. Heh. Bakıyorum. Bir sıkıntı göremiyorum. O zaman tamam deyip bitiriyoruz. Şu an bulanıklaştırma işlemimiz bitti. Fotoğrafın etrafı bulanıklaştı. Ondan sonra buradan araçlar kısmından ayarla diyoruz. Ayarladan hafif bir vurgulamayı fotoğrafa illaki göre değişecek bu. Ya da ilk önce başka bir şey geldi aklıma. Arka tarafı güzelleştirelim. Hafif bir bulut ekleyelim. Bakın fotoğraf ekle kısmından bulut resmi ekleyeceğiz. Bunu da nasıl bulacağız? Serbest resimlere tıkladığımız zaman buraya ne diyelim? Bulut direkt cloud diyelim. Bulut demeye gerek yok. Türkçe çünkü çok fazla bulamıyor. İşlerinden bakalım o arka plana uygun renk hangisi? Sanırım şu biraz uygun. Deneyelim. Şu şekil bakalım. Yeterince iyi görünüyor. Şöyle yaptığımız zaman bakın arka tarafa bunu ekleyeceğiz şimdi. Bunu opaklığını bir tık kısıp şu şekilde arka tarafı göstereceğiz ya. Kes diyoruz. Karıştırma diyoruz. Buradan fotoğrafımıza en uygun şekli seçiyoruz. Bakın burada şekilde sıkıntı olmadı. Ondan sonra ise buradan üstteki silgi butonuna basıp yüzün etrafındaki ve denizin ortasına gelen fotoğrafı siliyoruz. Bakın şimdi nasıl oldu? Direkt sanki bulutlar oradaymış gibi ve bir şekil oluştu. Şu an arka tarafa biraz bulut efekti verdik. Tamam diyelim geçelim direkt. Ondan sonra araçlar kısmından dediğim gibi ayarlaya basıyoruz. Vurgulamayı bir tık düşüreceğiz. Bakın nasıl ne işe yarıyor. Onu da anlatayım. Hafif fotoğrafın ışığını gibi kısıyor. Çok fazla değil bir tık. Ondan sonra doygunluğu bir tık arttıralım. Renk tonunu bir tık düşürüyorum. Çok fazla değil. Ondan sonra gölgeleri de bir tık kısalım. Kontrast ayarladığımız zaman sanırım bu kadar yeterli. Daha sonra buradan FX pardon burada efektler tarafında FX yazıyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Buradan FX seçeneğine bakın bir sürü seçenek var. FX seçeneğinden Noise'a basıyoruz. Bakın bu ne işe yarıyor? Hafif fotoğrafa gram veriyor. Nokta nokta yapıyor. Yani eskitiyor tarzı. Bunu biraz kısalım. Parazitlendirmeyi. Çok fazla yaparsak kötü bir görüntü oluşur. Şöyle bakın nasıl olduğunu. Şöyle. Çok fazla olmayacak şekilde. Fotoğrafa biraz daha güzellik katacaktır. Sanırım yeterli. Buradan tamam diyoruz. Tekrar efektler kısmına giriyoruz. Buradan vurgucuya giriyoruz. Vurgucudan soldum bakın ne şekil yaptığını göstereyim. Ve hafif bir renk veriyor. Morlaştırıyor. Bunu da biraz şöyle bakın 100 yaptığınız zaman fotoğrafı normalleştirir. 0 yaptığınız zaman efekti yapar. Bakın anlayabiliyorsunuz farkı. Bunu bir tık 60'lar 50'ler yeterlidir diyelim. Daha sonra araçlar kısmından eğrilere giriyoruz. Eğrilerden şu noktadan bir tık yükseltelim. Bakın bu tüm ışığı açmaya yarıyor. Bir tık ışığı açtım. Şöyle ortalardan ışığı bir tık kısalım şu şekilde. Şöyle bir şey yaptık mı? Yeterlidir. Bakın
O tarafımız şu an bitti. Tabii ki çok fazla uğraşmadık. Ancak düz fotoğrafa göre çok daha iyi bir şekilde oldu. Arkadaki sarı bot rahatsız ediyorsa eğer araçlar kısmında klonlaya basın. Pixart'tan değil de bunu Google bir program vardı şu an hatırlamıyorum. Oradan yaparsanız daha güzel olur. Buna basın arkadaşlar. Denizi buraya klonlayacak. Şimdi bak. Bu sarı bot yani buradaki görüntüyü bir nevi oraya kopyalıyor gibi. Hafif bir düzenleme oluyor. Sildikten sonra şu şekil. Tamam diyelim. Bakın botumuz da gitti. Şu an ortaya çok net, çok daha güzel bir fotoğraf çıktı. Önceki halini görmek için resmin üstüne basılı tutuyoruz. Bakın bu şekil. Hatta nasıl düzeldiğini görebiliyorsunuz. Şu an böyle olduğu için çirkin göründü yalnız. Şöyle isterseniz kaydedelim fotoğrafımızı. Kaydet diyelim cihazımıza. Sonradan işte bu kadar. Gayet güzel bir fotoğraf oluştu. Bunu daha net fotoğraflarla isterseniz diğerini de yapalım. Daha güzel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi aynısını bu işte bunları da tekrar hızlıca yapalım. Araçlar 40 diyelim. Hatta direkt şuradan kare dersek eğer düzgün bir şekilde fotoğrafımızı alacağını düşünüyorum. Evet, kestik. Şu an fotoğrafımız yine hafif bir kötü kalitede. Tekrar araçlar kısmından T-Shift. Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Daha iyi net görmeniz için. Bakın kıstım. En dibe getirdim. Ayarını yaptım. 5. Sil dedim. Buradan portre modu dedim. Kişiyi seç. Evet, kişimizi seçti. Şuradan hafif bir tık ayakları gösterelim. Dediğim gibi çok fazla uğraşmayacağım. Hızlı hızlı bacakların arası da kalmış. Orayı da yaptıralım. Tamam. Şöyle ayağı da silelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Çok detaya gerek yok. Tamam diyelim. Şu an bir tık daha iyi oldu. Tamam dedikten sonra az önceki gibi yine buradan FX buradan Bulut eklemeyeceğim bu sefer. Vurgu noise diyelim. Buradan bunu hafif bakalım nasıl hangisi daha güzel görünüyor. Şuralar sanırım iyidir. Tamam diyelim bundan sonra. Tekrar FX vurgucu. Buradan hafif bir şey yapalım. Şöyle bu fotoğrafı biraz daha 30 küsurlar daha iyi gitti. Tamam dedikten sonra buradan ayarla diyelim. Doygunluğu bir tık arttıralım. Hatta bunu düşürelim. Bakalım nasıl hangisi daha güzel görünüyor. Sonra düş daha iyi. Renk tonunu biraz değiştirelim. Şu şekil. Vurgulamayı azaltalım. Hadi arttıralım. Bakalım hangisi daha güzel görünüyor. Sanırım böyle daha güzel. Gölgeleri bir tık arttırırsak bu şekil. Biz düşürelim. Hafif de kontrast açtık. Evet yeterli bu kadar. Tamam diyelim. Eğrilere gelelim sonradan. Eğrilerden fotoğrafın ışığını bir tık açalım. Buradan. Şu şekilde yarattıktan sonra. Evet. Fotoğrafımız hazır. Şu an çok daha iyi bir şekilde çekilmiş bir fotoğraf. Bakın şimdi orijinal haline. Bir de şimdi bakın. Çok daha güzel oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.